اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد <سؤالة> صلوا على شفيع ذنوبنا محمد <سؤالة> صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل <سؤالة> على يجرب بمس cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Rabbimiz sohbetimizi mübarek eylesin, faydalı eylesin. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi cennetinde cemaline kavuşan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün 14 Cemaziye 1444 Hicri takvim olarak 14 Cemaziye 1444 ve miladi takvim olarak da 8 Aralık 2022 Perşembe. Ömrümüzü Allah Celle Celaluhu hayır yollarında hep kullanmayı, nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Faydalı olmayı arkamızdan da hayırlı eserler, hayırlı evlatlar bize dua edecek güzel arkadaşlar bırakabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bugünkü dersimizin konusu nasıl dua etmeliyiz ve duanın kabul olduğu zamanlar nelerdir? Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. İnsan için dua etmek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle eftalül ibadeh eddua ibadetlerin en faziletlisi en değerlisi duadır buyuruyor. Onun için dua çok önemli bizim hayatımızda. Her şeyimizi adeta dua ile endeksli götürmeye çalışıyoruz. Evimizden dışarı çıkıyoruz. Kapımızdan Bismillah deyip de çıkar çıkmaz, ayakkabılarımızı giyer gitmez hemen duamızı ediyoruz. Bismillah, tevekkeltu alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Evimize dönünceye kadar Allah'a tevekkül ediyoruz. Allah'a Celle, Celaluhu kendimizi teslim ediyoruz. Ve Cenab-ı Hak Celaluhu bu noktada o teslimiyetle beraber evet teslim alındı. Bütün işlerin efendim Allahu Teala Celle tarafından karşılanacak diye büyük bir müjde arkamızdan gelmiş oluyor elhamdülillah. Arabaya bindik. ister kendi özel otomuza binelim, istersek efendim halkla beraber kullanılan metro gibi otobüs gibi olaylara binelim. Hemen orada ikinci olarak duamızı yapıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arabasına, o günkü bin içine devesi, atı ne varsa bindiği zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye üç kere tekbir getirildi. Sonra Subhanallazi sahhara lena hada ve ma kunna lehu mukrinin. diye bizler efendim bu ayeti celleyi okuduğunu e, hadis kitaplarında görmüş oluyoruz. Yani pazara çıkıyorsunuz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, çarşıya, pazara, AVM'ye, herhangi bir alışverişe gideceğiniz zaman üç kere La ilahe illallah vahdehu la şirike leh, lehul mülkü ve lehul hamd, yuhyi ve yumit, ve huve hayyul la yemut, biyedil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunları okuyun ve sonrasında deyin ki, Ya Rabbi aldatmaktan ve aldatılmaktan sana sığınırım. Aldatmaktan, aldatılmaktan sana sığınırım. Alışverişin bereketli olacaktır. Kandırılmayacaksın Allah'ın izniyle. Güzel bir sonuç sana efendim verilecek. İşte her halükarda bir insan çocuğunun hayırlı olmasını istiyor. Çocuğun efendim gelecek Adana Allah yolunda yürümesini istiyor. Başarılı olmasını istiyor. Onda dahi biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan hanımıyla beraber olacağında efendim şu duayı okusun diyor. Ve orada da yatakta insan eşiyle beraber olacağındaki duayı da bizlere öğretmiş oluyor. Dolayısıyla yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle bir şey söyledi. Yani buyurdu ki اَعْجِزُ النَّاسِ Men acizani dua yani insanların en acisi, en acizi, en zavallısı kimdir biliyor musunuz? Duadan aciz olan kimsedir. Duadan aciz kimse, duadan efendim zavallı kimse insanların acizi en zavallısıdır. Burada zengin bir kapı var. Burada Allahü Teala Celle Celaluhu'na bir irtibat kurma var. Ondan mahrum oluyorsun. Hadi bakalım. Şimdi birebir kalıyorsun işinle, efendim elemanlarla herhangi bir yerde şahsi olarak koca bir olay var. Allahü Teala'ya duaya alışmadığı için dilin hiç o tarafa doğru bir kapı bile çalmıyorsun. Onun için dua kadar güzel bir şey yok. Sefere çıkacaksınız. Hemen iki reket sefer namazı, sefer duası. Bu internette falan da çok kolay bulunabiliyor. İnsan internete yazdığında sefer duası olarak onu yolda okumalı. Allah gidip gelinceye kadar sana bu yardımcı oluyor. Dostlar, yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dua muhkul ibade. Yani dua ibadetin özüdür, iliğidir. Nasıl efendim her şeyde bir can damarı aranıyorsa insanın da ibadetine can damarı, kulluğunda can damarı duadır o can damarını insan bıraktığında hayatı adeta felç oluyor. Hayatı felç oluyor. Çünkü senin güvencen Allahü Teala Celle sığınmak, Allahü Teala ile barışık olmak, Allahü Teala Celle tanımak, ya Rabbi geldim kapına şu işimi lütfen halleder misin diye Cenab-ı Ali Kadir mutlak kalplerin efendisi sahibi o, beyinlerin sahibi o, işlerin, paraların sahibi o. Tıkır tıkır, şıkır şıkır önün açılmış olacak. Rabbim dua etmekten bizi mahrum etmesin. O bir acizliktir, hakikaten zavallıktır. Ne kadar efendim insan kendisini bu noktada kibirli, gururlu hissederse sesin, Allah Teâlâ bazı yerlerde böyle işini yapamayacak hale getiriyor, çiziyor onun üstünü. Onun için Allah diyelim orada duralım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine en büyük sıkıntılarda bize iki tane silah söylüyor. Ni'me silahul mü'min buyuruyor. Müminin iki silahı vardır buyuruyor. Ve ne güzel silahtır bunlar. Bir, bir sabrı sabru sabır silahı, iki ve duaü Dua silahı. Ve olayın karşısında bir sefer frene basıp sabretmek lazım. Olayı bir görmek lazım. iyice olayın efendim gelişini, gidişini, nereye ulaşacağını falan böyle tahil etmek lazım, istişare etmek lazım. Sonunda da başarı için Ya Rabbi demek lazım. Ya Rabbi derken de yani sakın efendim yanlış anlaşılmasın. Bazı insanlar Tersine götürmeye çalışıyor. E, fe, dua edelim ve yatalım. Estağfurullah. Kim bunu söyler ya? Senin efendim sadece burada sataşmak için Müslümanları bu noktada sıkıştırmak için laf yani gevezelik yapıyorsun. Gevezelik yapıyorsun. Hiçbir Müslüman dua ediyorum diye yatışa geçmez. Gereğini yapar ama bilir ki o yapmak efendim Allahü Teala ceder, kudretiyle olan bir şeydir. Neticede Allah ulaştıracaktır. Ya Rabbi der ve efendim oradaki işi Allah'a teslim eder, başarısını bekler. Dostlar, dua ederken en önemli yapacaklarımızdan bir tanesi dua edeceğimiz zaman mümkünse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kullanırmış. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Bunu söylemek Duanın adeta anahtarı. Her şeyin nasıl bir anahtarı varsa duanın anahtarı Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab demektir. Sonra Eûz-i Besmele ile beraber Allah'a hamd etmek, Allah'a zikretmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra Peygamber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirmek. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Veya Kısa bir şekilde Allahümme salli ala Muhammed. Bu kadar da olsun yeter ama Peygamber ve Vesselam'ı Allah çok sevdiği için onun ismiyle girilen duaları Allah Cilcali kesin kabul ediyor. Peygamberimizin hürmetine. Onun efendim adının geçmiş olduğu yerde nasıl bir yere gidiyorsunuz? Bir yerde efendim referans adı veriyorsunuz. Falanca kişi beni gönderdi efendim diyorsunuz. Aa öyle mi? Diyor. Bir başlıyor, sizin bütün işlerinizi efendim adeta hem yoluna koymaya hem sizi dinliyor, çok yakından takip ediyor. Niye? Bir isimle gittiniz. Allah Celle Celaluhu huzurunda dua ile giderken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, salavat şerifesiyle beraber girmek lazım. Orada acayip bir şekilde kabule efendim şayan e, bir iş yapmış oluyoruz. Kabul garantili oluyor Allah'ın izniyle. Sonunda da yine e, duanın sonunda da arada neler istiyorsan istiyorsun. Sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla kapatıyorsun. Efendim Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin diyebilirsin. Veya yine Allahümme Salli Ala Muhammed deyip kapınışı yapmış oluyorsun. Bir de duaların sonunda amin demeyi ihmal etmeyelim. Yani dua edilir, sonunda amin demek Allah'ım kabul buyur demektir. Allah'ım kabul buyur. Yani insan duasını yaptık, yaptıktan sonra aminsiz bırakmasın, boşlukta kalmasın. Amin. Allah'ım kabul buyur musun ya Rabbi diye ricada bulunmuş oluyoruz. Dostlar, duamızı yaparken kesinlikle ama kesinlikle Allah Celle Celaluhu'ya güvenerek Allah'ın bu duayı kabul edecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'inde söz verdi Mevlamız. Sözünden Allah çaymaz. Biz her zaman Allah çaymaz. Ne buyuruyor? Üd'uni <laughs> estecib Bana dua edin, ben icabet edeyim. Dua edin, kabul edeyim. Allah sizler kulunu asla boş çevirmez. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize şöyle bir müjdesi var. Bekleyin diyor. Duanızı yaptıktan sonra bir, ya dünyada hemen verilir. Allah sevgiler duayı kabul eder. Hemen o anda sen isteğin yerine getirilir. Ama iki, dua efendim yapıldı. Allah-u Teala Celle ahirete saklar o duanın kabulünü. Sen öyle güzel mükafatlar erersin, ki nereden bunlar? Allah-u Teala Celle haber gelir. Kulum dua etmiştin. Ben bu duanı buraya sakladım. Yani duanı kabul ettim ama dünyada sana vermedim, ahirete sakladım. O zaman diyeceksin ki öbür dualarım da keşke kabul olmasaydı, hepsi buraya kalsaydı. Ama biz göremiyoruz şu anda tabi tam perde arkasını. Efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oraları bize bildiriyor. Üçüncüsünde de efendim Peygamber Efendimiz diyor ki bize Allahü Teala Celle o dua ile beraber kötülüğünü ondan uzaklaştırır. Yani sen bir şey istiyorsun ama o istek yerine gelmiyor. Belki ki Allah Teala onu boşta bırakmıyor. Bu sefer sana gelecek olan bir bela, bir musibet, bir efendim insanlardan üzüntüne varsa o kötülükleri de bu dua sayesinde bertaraf ediyor. Yani o paket, dua paketi kenarda dursun. Sen efendim her zaman duayını yap. Allah Teala beklemediğinde hemen onu önüne çıkarıveriyor. O dua seni perdeliyor. Gelecek olan belaları, musibetleri, kötülükleri efendim adeta koruma altına alıyor. Rabbim duamızı böyle zevkle, aşkla, şevkle yapabilmeyi nasip eylesin. Tabi duanın her zaman kabul edilir de bazı özel zamanlarda özellikle dua yapılacağında o zamanları tercih etmek efendim yoksa her an için 24 saatin Fiks bütün saatlerin her zaman için duamızı yaparız. Ama, ama diyelim ki duaya gecenin son üçte birinde kalktın. Örnek olarak söylüyorum. Gecenin saat beşte kalktın. Dörtte kalktın. Şu anda altı kırka kadar gidiyor e, imsak saati. Teheccüd kılma vakti altı kırka kadar gidiyor. Dolayısıyla sen de kalktın dörtte. Güzel bir şekilde aldın abdestini, iki rekat namazını kıldın, duanı efendim yapıyorsun, ellerini açtın. Efendim Allah Celle Celaluhu yok mu benden şunu isteyen, yok mu benden bunu isteyen diye o dua yapan kimsenin yapmış olduğu duadaki isteklerin hepsini efendim yeter ki şerre bir şey istemesin, akrabalarına vesaire kötülük istemesin, efendim insanların zararına çalışmasın. O dua kabule şayandır. Hatta İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki teheccüdde yapılan dua hedefini şaşmayan ok gibidir. Ya tam 12'den vuru veriyor. Efendim Allah Teala bunu değerlendirmeyi nasip eylesin. İnsan fazla uyumaya meyletmesin. Zaten kabirde inşallah uyuruz. Rabbim orada rahat ettirsin bizi. Ama bu dünyada uyumaya gelmedik uzun gecelerdeyiz. Bu geceleri değerlendirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretiyle, müjdesiyle uzun geceler müminin baharıdır buyuruyor. Çünkü geceler uzun olduğu için rahat rahat gece ibadetine kalkar, namazlarını camide kılar, sabah namazını camiye çıkar, yatsıya camiye gider vesaire. Efendim gündüz de kısa olur, orucun rahat rahat tutabilir. Anlamaz bile nasıl geçti bugün. O şekilde müminin baharı, kış günleri, kısa günler ve uzun geceler bunlar değerlendirilmesi lazım diye bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu noktada çağrıda bulunuyor. Dostlar, güzel insanlar, değerli kardeşlerim, gecenin son üçte biri dediğimiz zaman nasıl algılayacağız bunu? Akşam namazını ezan okumasıyla beraber sabah imsakın çıkması bunun arası ne kadardır örnek olsun diye söylüyorum şey sizin, sizinle paylaşıyorum ee, 6.40 buradan da 5.40 6.40 5.40 kaç saat var 13 saat var arada 13 saat 13 saati 3'te 1'i ne oluyor yaklaşık işte 4 e, saat 20 dakika gibi e, peki 4 saat 20 dakika nasıl olacak o zaman efendim 4 saatin 20 dakikasını 2 ile çarpıyoruz. 8 saat 40 dakika ediyor. 6'dan 8 saati yukarıya doğru çıkartalım. 8 saati 6 kere 6 12 etti. Bir, e, orada da 2 saat 40 dakikayı da koyalım. Yani saat 2.40'da geceleyin bu dediğimiz 3'te birlik bölüm başlıyor. Yani dönünen seans başladı. Evet, pazar açıldı. Vergiler, üretimler yola çıksın. Allah Celle Celaluhu istediklerinizi verecek. Dua ediyorsun, duan kabul olacak. İstiğfar ediyorsun, tövbe ediyorsun, tövben kabul olacak. Çocuklarına hayırlar istiyorsun, kabul olacak. Hadi bakalım, uyuma. Dolayısıyla kalkalım. 2.40'ta kalkamazsın, 3.40'ta kalk. dört 4.40'ta kalk ama ama değerlendir. O gecelerini değerlendir. Ve duaya ellerini aç. Sonra ikinci olarak da duaların en çok kabul olduğu zamanlardan bir tanesi ezanla kâmet arası. Yani ezan-ı Muhammedi'yi okunduğu La ilahe illallah dedi müezzin. Ondan sonra ezan duamızı okuyoruz ve isteklerimizi o arada da efendim Allahu Teala'ya arz ediyoruz. O zaman da dua makbul oluyor. O anda dikkat edelim. Bu hep tabi hadis-i şeriflerle geliyor. Sonra secdedeyken dua etmek. O da o secde de tevcut secdesi. Yani diğer zamanlar ki efendim zaman biz sadece tesbih yaparız. Sübhane Rabbiyel alaları yaparız. Ama secdede dua edeceğimiz zaman teheccüd zamanında orada Sübhane Rabbiyel Alalardan sonra ister Türkçesiyle ister Arapçası ile fark etmez. Allahu Teala Cevcal'den her şeyi isteriz. Çünkü insanın Allah'a en yakın olduğu yer secde makamıdır. Secdede dökül. Efendim Allahu Teala Cevcal'den ne istiyorsan söyle. Cenab-ı boş efendim bırakmayacaktır isteklerini. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine yapmış olduğu uygulamalardan bir tanesi farz biter bitmez. Farzlardan sonra. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Estağfirullah. 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 Allahümme entes selamu min kes selam. Tebârak ve ikram dedikten sonra kısa böyle bir çıtır dua etmek çok faydalı olur. Efendim orada en azından en azından şu kadarını söylesek bile harikadır. Özet bir şey, özet bir dua. Özet bir dua. Allahümme Rabbena etine fid dünya hasene. Allah'ım ya Rabbi, Rabbimiz bize dünyada güzellikler ver ya Rabbi. iyilikler ver ya Rabbi. Yani ben hayırlısıyla bir ev sahibi olayım. Hayırlısıyla bir eş sahibi. Hayırlısıyla bir iş sahibi. Hayırlısıyla evlat sahibi. Hayırlısıyla damat gelin sahibi diye böyle isteyebilirsin. Müşteri isteyebilirsin. Yani tam o arada böyle farz bittikten sonra efendim Allah-u Teala'dan dünyalık güzellikleri helalinden isteyebiliriz. Sonra ve fil ahireti hasene. Allah'ım ahiretimde de güzellikler, iyilikler nasip eyle. Cenneti nasip eyle. Ce efendim cemali nasip eyle. Ya Rabbi defterimi sağ elimden almayı nasip eyle. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçmeyi nasip eyle diye. Kısa bir çıtır. Özet dua. Yani sen bunu Türkçesiyle söylemesen dahi. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar cehennem ateşinden ne olursun bizi koru ya Rabbi. Oraya biz dayanamayız. Tahammül edemeyiz. Dünyadaki ufacık bir sıcağı tahammül Bir kibrit efendim bir kibrit ateşini tahammül edemiyoruz. Ona nasıl tahmin ederiz ya Rabbi deyip özet bir şekilde Allahu Teala'ya dünyanın ahiretini kapsayacak bir dua yapmış oluyorsun. Bir de şunu ihmal etme her duanda annene, babana, müminlere dua etmek. O da neyle olacak? Rabbenağfirli <laughs> ve li validayye ve lil müminîne. Ya mekumü'n hisab. Allah'ım beni, anam babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla ya Rabbi. Bir özet böyle efendim. Dua aman duadan geri kalmayalım. Ee, şeyden sonra, farzdan sonra bunu yapmaya çalışalım. Sonra yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bize bildiriyor. Yağmur yağarken de dua edin diyor. Yağmur bir adı nedir? Rahmet yağıyor. Rahmet yağarken de hemen ellerimizi açıp duamızı yapalım. O duada kabul olacaktır Allah'ın izniyle. Sonra seferiyken seyahat ederken yani seyahate çıktınız buradan Erzurum'a gidiyorsunuz burada Antalya'ya gidiyorsunuz burada Edirne'ye gidiyorsunuz efendim 90 kilometreyi 90 kilometre geçen bir yolculuk yapıyorsunuz yolda seyahat esnasında İstersen kendi memleketine git fark etmez. O yolda e, çoluk çocuğuna, kendine, ümmeti Muhammed'e dua etmek lazım. Doğu Türkistan'ın kardeşlerimize dua etmek lazım. Rabbim ümmeti Muhammed'i kayırsın ve ülkemize dirlik, birlik, beraberlik nasip eylesin. Ekonomik yönden de rahatlamayı nasip eylesin. Başımızdaki idarecilere güç, kuvvet versin. Allah onları yıkmaya çalışan içeriden, dışarıdan, ta Amerikalardan bile efendim, adamlar tutuyorlar ülkemizi adeta karıştırmak için Allah onlara fırsat vermesin inşallah. Duamız böyledir ve o duayı böyle yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Rabbim istikbalde o güzel Müslüman efendim Osmanlımızın o güzel günlerini tekrar nasip eylesin. Mescid-i Aksa'mız, Ayasofya'mız gibi tekrar hürriyetine kavuşsun. Efendim Doğu Türkistan rahat, rahatlasın. Myanmar, Yemen rahatlasın. İslam alemi rahatlasın. Sonra da İslamiyet bütün dünyaya hakim olsun inşallah. Amin. Arefe günü tabii e, senede bir sefer oluyor. Arefe günü dediğimiz zaman bu Ramazan bayramındaki Arefe'den bahsetmiş kurban bayramında... ...hacılar Arafat'tayken biz oraya gidemiyorsak bile o gün yapılan dualar da makbuldür diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan ayında, iftar esnasında, pazartesi, perşembe, ramazan Şerif'inde zaten efendim, double, bütün Ramazan hepsini kapsıyor bu. Sonra hasta ziyaretinde de, hasta ziyareti yapan kimse de dua etsin ve hastadan da dua istesin diye böyle kitaplarımızda e, bilgi var. Rabbim inşallah dualarımızın kabul olması nasip eylesin. Güzel helalinden lokmalar nasip eylesin. Ve bize hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı nesiller nasip eylesin. Allah dünyada ahirette sıkmasın, üzmesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünyada ahirette bizleri en güzel dostlarından efendim ayırmasın. Onlarla beraber olabilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ve son nefeste imanı kamil nasip eyle. Kalbi selim nasip eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı cennette komşu olmayı nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cenneteyle, eyle. Allah'ım bize dinleyen kardeşlerimiz, dua bekleyen kardeşlerimiz, hepsinden ebeden razı ol Ya Rabbi. Amin, amin, amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تؤا الله من قبولي، تؤا الله من أفضل مسيح، أمة محمد صلى الله عليه خير اللي الله الفاتحة.